Şimdi sırada şirket haberleri ve ETL'miz var. QNB Finans Bank, Kart Finans Tarım Kartlar Ramazan ayını ve Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor. Banka, COVID-19'un neden olduğu ekonomik aksaklıklara destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Mayıs ayı boyunca Kart Finans Tarım Kart sahibi ve henüz kartını kullanmamış çiftçiler, yapacakları ilk alışverişte faizsiz alışveriş dönemine bir ay daha ilave ederek 7 ay erteleyebilecek. Turkcell, fiberde en düşük indirme hızını Mayıs ayı sonuna kadar 50 megabite yükseltti. Yükleme hızını da 4 kat artırarak 20 megabite çıkaran şirketin söz konusu dönemde 4,5G şebeke trafiği 3 aylık dönemde %35 artış gösterdi. Kurumun mobi şebekede taşınan günlük data miktarı ise 500 terabaytı geçti. Aselsan, geçen yıl yakaladığı satış ve üretim rekoru performansını 2020'de de sürdürmeyi hedefliyor. 10 yılı aşkın süredir Körfez pazarında varlık gösteren şirket, Bahreyn'e uzaktan komutalı silah sistemi ihracatı gerçekleştirecek. Sistem deniz platformu kullanımına yönelik yapılacak. Market ve eczane haricindeki mağazaların geçici olarak kapandığı Venezia Mega Outlet, sosyal mesafe ve sağlık kuralları çerçevesinde ziyaretçileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Açık AVM konseptine sahip Venezia, 11 Mayıs itibariyle 12 ile 20 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Sosyal mesafe kuralları kapsamında AVM giriş ve çıkış noktaları ise gerekli sosyal mesafenin sağlanabileceği şekilde yeniden düzenlendi. General Electric Havacılık, koronavirüs salgını etkisiyle dünya genelindeki çalışan sayısını %25 azaltacağını duyurdu. Şirket CEO'su David Joyce konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Joyce, işlerini korumak amacıyla son 2 ayda maliyet azaltma adımları attıklarını aktardı. ABD'li uçak üreticisi Boeing de geçen hafta çalışan sayısını yaklaşık %10 azaltmak için harekete geçildiğini bildirmişti.